Pendik ilçesinde kafe olarak hizmet veren işletme, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 2 ay önce binasına bu iş yerinde boykot ürünleri satılmamaktadır. Özgür Filistin yazılı pankart astı. İBB zabıta ekipleri dün iş yerine gelerek tutanak tutup Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 2052 lira ceza kesti. Biz bunu şeref madalyası olarak Mesut Bey ile beraber, ortamla beraber biliyorsunuz ateşimiz. İnşallah hataların farkına varırlar ve yanlış bir uygulama yaptık biz değil. Bunu asmamızın sebebi şu aslında, her şeyden önce bir Müslümanız, ondan da önce insanız. Bir zulüm var dünyada, yani Filistin'de. Biz bu 6-7 Ekim'den beri bu boykotu kendi evimizde çocuklarımıza varana kadar zaten uyguluyoruz. Herhangi bir mekana gittiğimizde yemek söylerken dahi ya da içecek söylerken dahi yerli ürünleri tercih ettiğimizi talep ediyoruz. Dedik ki ortağım Mesut Bey ile beraber neden biz bunu işletmemize yapmayalım? Ama yani bir insan böyle bir afişten yer rahatsız olur, Siyonizmi desteklemiyorsa eğer. Kaldı ki bir şikayet üzerine geldiklerini söylediler. Ne zaman gelmişler? Dün sabah saatlerinde gelmişler sanırım. Yani biz de burada yoktuk. Personel arkadaşlarımız vardı. 64.000 liradan açmışlar kapıyı. Ceza, bu kadar ceza keseceğiz size diyerekten. Sağ olsun yan tarafta bizim komşu esnafımız var. O gelmiş, demiş nedir durum? Kendisi de işte anlatmış, demiş hani burada bir sosyal sorumluluk bir durum var. Bir reklam yok, bir şey yok. Neden ceza kesiyorsunuz? 15.000 liraya inmişler. Öyle derken 2052 TL'ye kadar uyarı cezası kesmişler. Fotoğrafta sadece bir yazı var zaten dediğim gibi. Bu işletmede İsrail malları, ürünleri kullanılmamaktadır diye. Boykot ürünleri. Altında da bir yumruk var. O da Filistin bayrağının renklerinden oluşan bir yumruk. Afişin fotoğrafı. Yani eğer The Churros Bubble Tea logomuzun olduğu fotoğraftan bahsediyorsa hemen üstünde zaten 1 metre üstünde benim tabelam var. Kaldı ki bina bana ait. Yani bunu hangi... Ya bizim zaten tabela ve işgaliye bedeli adı altında ödediğimiz bir vergilerimiz mevcut. Yani burada bunun haricinde ekstradan bir vergi varsa yeni bir vergidir herhalde ama öyle bir vergi de söylenmedi bize şu ana kadar. Yani 100 tane yorum yapıldıysa ya da telefon geldiyse bunun inanın %95'i destektir. Yani Tokat'tan arayan mı dersiniz, Şanlıurfa'dan arayan mı dersiniz? Yani hususi IBAN numaramızı isteyip de işte o cezayı biz ödeyelim diyenler mi dersiniz? Yani bazen öyle güzel konuşmalara şahit olduk ki tüylerim diken diken oluyor mesela aklıma geldiği şey. Adam belli ki yani duygulanmış, hissiyatla arıyor ve destek olmak istediğini söylüyor ya da ne bileyim en kısa zamanda oraya geleceğiz diyor. Ya diyorum ya sessiz çoğunluğuz biz. Biz o sessiz çoğunluk olarak sesimizin çıkması gerekiyor. Zabıtayla irtibata geçmedim. Herhangi bir irtibata geçmedim. Çünkü ortağımla da konuştuk. Yani herhangi bir şekilde şikayet de yapmayacağız. Biz bunu, bu cezayı ödeyeceğiz ve şeref madalyası olarak addediyoruz biz. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize İlk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın.